doğal kaynaklardan, aslında ıspanak gibi organik kaynaklardan geri dönüştürülebilir plastikler mi üretiyorsunuz? Doğru mu anlıyorum acaba? Evet, biz gıda atıklarından tamamen az maliyetli bir plastik yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de aslında dediğimiz gibi petrol türevli plastikler çok maliyetli. Bunu şu anda ıspanaktan başladık ve ıspanaktan da farklı farklı gıda atıklarını değerlendirerek aslında biz biyo uyumlu plastikler üretiyoruz. Biz mucize. Türkiye'de, dünyada ve de ilk yaptık aslında bu çalışmamızla. İklim ve Gelecek programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz yine çok değerli bir isim, Emir Belli'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu hafta aslında çok değerli bir konuyu paylaşıyoruz seyircilerimizle. Bugüne kadar iklim değişikliğini ve sürdürülebilirliği temel alırken, geri dönüşümün de bunun bir merkezinde olduğunu ve aslında geri dönüşümün de çok önemli bir konu olduğunu bugün sizlerle beraber değerlendireceğiz ve yaptığınız bilimsel çalışmaları paylaşmanızı isteyeceğiz. Şu noktadan başlamak istiyorum. Önce sizi tanıyalım, sonra projenizin detaylarını öğrenelim ve aslında genç bir bilim insanı olaraktan geleceğe nasıl örnek olacağınızı beraber paylaşalım. Adım Emir Belli, 20 yaşındayım. Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi'nde petrol ve doğalgaz mühendisliği öğrencisiyim. Harika. Evet. Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Ben yaklaşık lise 2. sınıftan beri sürdürülebilirlik, çevre ve iklim değişikliği üzerine çalışıyorum. Ve bununla birlikte de lisedeyken aslında akademik olarak kendimi eğitme noktasına aslında başlattım. Çeşitli üniversitelerden eğitimler aldım. Ve bu eğitimler sayesinde de bir projeye doğru ilerlettirdim kendimi. Aslında biz Türkiye'de ve dünyada aslında sürdürülebilirlik dediğimizde aslında iklim değişikliği aklımıza geliyor ve plastik kirliliğini görüyoruz. Ve ben de bu plastik kirliliğine nasıl bir çözüm bulmam lazım ki insan sağlığına ve kanser gibi hastalıkların da önüne geçmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de aslında biz plastik yiyoruz. Yani bilim insanlarının belirli araştırmalarına baktığımızda aslında çok çeşitli kaynaklardan baktım. Bir insanın kanında mikroplastik olarak bir kredi kartı büyüklüğünde plastikler bulunuyor. Ve bu büyük bir sorun. Kesinlikle. Ve hastalıklar da bununla beraberine geliyor. Aslında denizlere biz plastik atınca aslında sorumlusu yine biziz. Çünkü denizlere atılınca tekrardan bize dönüyor. Ama biz insan olarak aslında bunun farkında değiliz. Bilinçlenmemiz lazım. Bilinçlendirmemiz lazım aslında. Benim de hikayem böyle başladı aslında. Aslında iklim değişikliği temelinden konunun özüne inmeye çalıştınız. Evet. Ve bu bağlamda nasıl bir bilimsel çözüm üretebilirsiniz diye bir yola çıktınız. Biraz projenizin detaylarını paylaşır mısınız? İsmine, nasıl bir yola çıkış hikayesi var, neden esinlendiniz mesela? Evet. Benim bizim şu an girişimiz, biz Konya İnnopark bünyesinde aslında Kuluçka bünyesinde aslında biz biyoteknoloji girişimimiz Nature Bioplus diye bir girişim kurduk. Bunu bu yıl başlattık aslında. Yaklaşık 4 yıllık bir Ar-Ge süreci oldu. İlk başta aslında ben biraz daha çok nereden başladı ve nasıl süreç işledi. Ben bir gün lisedeyken arkadaşlarımla birlikte sahilde geziyorduk ve insanların aslında denizlere bilinçsizce plastik torba, işte plastik şişeler, petrol türevli yani bu plastiklerin atılımını gördüm ve koşa koşa insanların, o kişinin yanına gittim. Neden kendini zehirliyorsun deyince bir anda ters etti aslında beni. Sonra ben de hani bunun neden yaptığını ve insan sağlığına zararlı olduğunu ve tekrardan emilip, hani deniz canlısını emilip tekrardan bize geliyor aslında. Ben bunu söyleyince aslında bana hak verdi. Doğru söylüyorsun dedi ama dedi, biz bu konuda bilinçli değiliz evlat dedi. Sonra ben koşa koşa eve geldim. Ne yapabilirim ya dedim bunun hakkında dedi. Yani ben de benim annem ve babam aslında beni çok bilinçlendiriyorlardı küçüklükten beri. İşte çevre sağlığı olsun, plastikler, petrol türevli plastikler. Biliyorsunuz Türkiye'de şu an petrol rezervleri de azalıyor ve insanlar yaklaşık 15 yıl sonra veya 20 yıl sonra petrol tükendikten sonra aynen. Ne kullanacaklar plastik olarak aslında? Biz de bunun aslında önüne geçiyoruz ve bu sürede de biyo uyumlu plastikler çıkartabiliriz. Daha sonra işte bir gün eve geldim ve araştırdım ne yapabilirim. Sonra biyoplastik terimine
rastladım. Bu biyo uyumlu plastikleri araştırıp... Ne demek bu? Bu biyo uyumlu, yani doğada kısa sürede çözünebilen plastikler aslında. Biyo uyumlu plastikler ve gıda atıklarından yapılıyor daha çok. Gıda israfının da önüne geçiliyor. Ben de dedim ki acaba ne yapabilirim ki dedim. Ben de önüne geçmek istiyorum. Daha önceden yapılmış çalışmalara baktım. Üniversiteleri teker teker gezdim. Bu alanda çalışan hocalara ulaştım. Kendimi bu noktada geliştirmeye devam ettim. Sonra bir gün biz kahvaltıdaydık. Aynen kahvaltıda. Annem ıspanak yiyordu. Ya, ama artık hep bıkmıştım yani. Ne diyordum, neden devamlı ıspanak yiyorsun mesela? Mideme iyi geliyor dedi. Araştır dedi, içinden bir şey mi çıkar falan diye. Böyle cümle. Annem de çok araştırmacı bir ruhu var aslında. Onun da çocukluktan gelme bir böyle bir gözlemci ne ruhu güzel. Varmış. Dedi araştır bakalım. Ben de araştırdım. Karakterizasyon özelliklerine baktım. Yapılarına baktım. Yapısal işlevlerine baktım. Ve selülozik bir bileşene rastladım. Sonra baktım. Uluslararası makalelere baktım. Daha önceden yapılan çalışmalar var mı? Hani bununla alakalı. Baktım hiçbir çalışma yok. Ben de çok şaşırdım. Neden insanlar bunun üzerine çalışılmamış? Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de tabii ki hani ön yargı olmasın tabii ki. Akademik olarak vesaire akademisyenler çalışmaları yapıyorlar. Daha sonra rafa kaldırılıyor. Ama bu çalışmaların aslında ilerletilmesi lazım. Ben de bunun üzerine bir süre kadar çalıştım. Çeşitli işte makaleler okudum ve hemen deneysel çalışmalara denk geldim ve o süreçte ben büyük bir imkansızlıklarla başladım aslında. Evet. Haberlerde de görmüşsünüzdür. Aslında çok zor bir yolculuğunuz var. Zor. Gerçekten zor ama gerçekten zoru başarmak daha güzel ve daha keyifli bence benim için. Şeyden bahsedebilirsiniz, bu süreç içerisinde zorluklara gelmeden önce aslında buradan annenizin üzerinden böyle konuyu, hikayeyi alabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Evet, benim annemin ilham olmasıyla aslında ilerledi bu süreç. Daha sonra işte dediğim gibi çalışmalara baktım, araştırdım. Deneysel metotlara için neler yapabilirim? Daha önceden yapılmış çalışmalara baktım ve bunun içinde bir deney metodu geliştirdim. Bu süreçte ben lisedeyken çeşitli üniversiteleri gezerken doktora yapan bir hocayla denk geldik. Kendisi Türkiye'nin ilk ve tek gıda güvenli beslenme alanında doktora yapmış bir hoca. Adı Doktor Birsen Sarıcı. Bu benim şu anda yaklaşık 4 yıldır çalışmalarımın içinde bulunmuş bir hocam. Danışmanınız aynı zamanda. Biz kendisiyle birlikte bilimsel noktada aslında daha güçlü yenilikleri takip ederek aslında bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir yandan ulusal ve uluslararası bu alanda çalışmış, biyo uyumlu yani plastikler üzerine çalışan, polimerler alanına çalışan akademisyenlere ulaştık ve onlarla da halen biz birlikte götürüyoruz bu çalışmayı. Biz buradaki çalışmamızın aslında çeşitli üniversitelerden destek alırken de aslında yanımıza bir bilimsel güç olarak yani onlardan da aslında eğitimler aldık. Bunun üzerine ne ekleyebiliriz, nasıl bir geliştirme yapabiliriz aslında. Biz buradaki en büyük amacımız aslında bir fark çıkarmaktı. Biliyorsunuz Türkiye'de petrol türevli plastikler var. Bunlar regülasyon yapıyor, toksisite yapıyor. Aslında çevre kirliliği dediğimiz zaman merkezde hep bu petrol türevli plastikleri görüyoruz. Siz buna alternatif bir çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Yanlış anlamadım değil mi? Özünde böyle bir şey ortaya çıkıyor. Ve bunun kaynağında da ıspanaktan yola çıktığınızı anlıyorum. Evet. Biz gıda atıklarından tamamen az maliyetli bir plastik yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de aslında dediğimiz gibi petrol türevli plastikler çok maliyetli. Biz de bunun aslında buna bir farklı yani bir fark yaratarak aslında az maliyetli yani meyve ve sebze hallerinden topladığımız gıda atıklarını biz bunu şu anda ıspanaktan başladık ve ıspanaktan da farklı gıda atıklarını değerlendirerek aslında biz biyo uyumlu plastikler üretiyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz ise biz çeşitli testler yaptık. Yurt dışına, Almanya gibi farklı testler gerçekleştirdik. O ülkelerde biodegradable yani biyobozunur testler toprağa koyduğuna çözünebiliyor mu? Ve toksisite miktarına bakmamız lazım. İşte toprağa bir etkisi var mı? Çevreye bir etkisi var mı? Bunların çeşitli testlerini uzun yaptık. Uzun vadede de kesinlikle. Raf ömürlerini tespit ettik ve gıdayla temas ettiğinde nasıl bir sıkıntı veriyor? Bunların bütün testlerini yaptırdık ve şu anda biz ıspanaktan ürettiğimiz plastik şu anda tamamen 2 haftada tamamen kaybolabiliyorlar. Bu ve biz mucize. Türkiye'de dünyada ve de ilk yaptık aslında bu çalışmamızla. Ardından da biz moleküler biyolojik genetik uzmanlarından da destek alarak biz işlerine mikrosentez yani ata tohumlarını aldık. Türkiye'den. Ben bu çalışmamın aslında ilk Ar-Ge'sini aslında Kazakistan'da yaptım. Ben ilk Kazakistan'a gittim bu arada. Liseden sonra ilk başta aslında 2 yıl kadar Kazakistan'da kaldım. Çok güzel. Burada Ulusal Tarım ve Araştırma Üniversitesi vardı ve ıspanak üretimi de Kazakistan'dan çok farklıydı ve bir proje uğruna gittim aslında oraya.
Japonya ve Kore'nin inovasyon merkezleri vardı. Orada aslında bir Ar-Ge olarak kendimi çalışmalarımı paylaşmak geliştirmem için oradaki hocalardan destek aldım ve çeşitli o testler, o deneysel bütün Ar-Ge'yi orada bitirdik aslında. Sonra Türkiye'ye gelip sonra ilerlettirdik aslında. Hı hı. Biz Türkiye'ye geldiğimizde şunu başarmıştık aslında. 15 günde kaybolabilen bir plastik ve aynı zamanda da işlerine koyduğumuz mikro sentez, yani dediğimiz gibi atı tohumların içine sentezledik ve aynı zamanda da gıda atıklarından, yine meyve ve sebze hallerinden aldığımız bu gıda atıklarını fonksiyonel olarak boyalar çıkarttık ve bunlar gıda boyası değil, farklı bir boya olarak ürettik. Aslında hem de sağlığa uygunlu, tamamen %100 yani biyo uyumlu bir plastik elde etmemiz gerekiyor ki insan sağlığına uyumlu olsun. Sadece geri dönüştürülebilir anlamda doğaya zarar vermemesi değil, insan sağlığına da zarar vermemesi adına birçok test yaptığınızı anlıyorum. Çalışmanızı ilerletirken birçok kademeden geçmişsiniz tabii ki. Metodolojik olaraktan hocanızla, danışmanınızla beraber farklı ülkelerden destekler almışsınız. Bu bağlamda fikrin ortaya çıktığı günden itibaren geliştirdiğiniz noktada tabii sizi etkileyen birçok unsur olduğunu görüyorum. Mesela okyanuslarda ve karada toplanmış plastik dağları var. Mesela bunları görüyor olmak mı sizi bunu böyle hızlı bir kademede böyle hızlıca yapalım, ortaya çıksın, doğayı koruyalım, geri dönüşüme destek olalım gibi bir sürece yönlendirdi? Tabii ki. Zaten ben dediğim gibi hikayenin başında da insanların bilinçsizce okyanuslarımızı kirletmesi ve haberlerde biliyorsunuzdur Akdeniz'de karetaların aslında midesine takılan işte ve yaşamını yitirmesi aslında çok üzüntü bir duygu ve her genç aslında bu böyle şeyler yapmalı. Maalesef ki biz bilinçlenme noktasında biraz zayıfız Türkiye'de ve iklim, ekoloji, bu tür konular işte Türkiye'deki aslında müfredatlara girmesi lazım. Kesinlikle. Ve gençler, çocuklar bunu bu noktada bilinçlenmeli. Ben veya birkaç arkadaşımız bilinçlenmesi değil aslında. Burada birçok arkadaşın bilinçlenmesi lazım. Biz bilinçsizce aslında yürüyoruz. Bilinçsizce aslında tüketiyoruz plastikleri. Evet. Bunların önüne geçirilmesi lazım. Kesinlikle. Bu anlamda aslında hem akranlarınıza da sizin gibi genç bilim insanlarına da destek oluyorsunuz, hem akranlarınıza da örnek oluyorsunuz. Bu bağlamda biz genç aktivistleri görüyoruz, iklim aktivistlerini görüyoruz, genç bilim insanlarını görüyoruz. Siz biraz daha farklı bir bakış açısı geliştirerekten konuya daha bilimsel bir çözüm üretmek aşamasında aslında ön plana çıkıyorsunuz ve çok da destek görüyorsunuz farklı üniversitelerden bildiğim kadarıyla. Projenin şu anki aşaması peki ne durumda? Biz neyden bahsediyoruz? Yani gözle görülebilir bir şekilde artık karşılaşabileceğimiz bir üretim içerisinde mi? Şu anda biz aslında kahve kapağı ıspanaktan ürettiğimiz plastik kaşık var. Şu an iki ürün üretebildik. Biz aslında Ar-Ge'yi şu anda genişletiyoruz. Yani şu an Türkiye'de biliyorsunuz çocuk oyuncaklarına bakıyoruz. Diş mesela bu çocuklar diş çıkarmak için aslında bir plastik kullanıyor ve bu petrol türevli. Biz de aslında şu anda çocuk oyuncakları üzerine çalışıyoruz. Çok güzel. Çocuklar aslında doğal plastiklerden aslında oynasınlar ve daha sonra da aslında biz o çocukların şunu görmesini istiyoruz. Mesela oyun oynadı, ben işte bundan sıkıldım işte vesaire. Toprağa gömsün, çözülmesini izlesin ve hem de biz burada aslında tekrardan yeşerebilen bir plastik bizim. Ata tohumlarıyla ilişkilendirmenizin temel sebebi bu o zaman. Evet evet. Çocuk aslında hani onu benimsesin, toprağa dokunsun, o filizlenmeyi görsün. Hani aslında bunlar çok önemli. Kesinlikle. Bu noktada. Kesinlikle. Biz ayrı zamanda da biliyorsunuz tavuk gibi ambalajlama ürünleri var ve bunlar çok riskli yani Türkiye'de. Evet. Biz de aslında bunun önüne geçmek istiyoruz akademisyen hocamızla birlikte. Gıda güvenliği diyoruz ve gıda güvenliğine aslında benim hocam bu noktada devreye giriyor. Biz gıda güvenliğini Türkiye'de epigenetik, nitrogenetik ve bunun üzerine çalışıyoruz ki hani insanlar bu ambalajların aslında artık petrol türevleri kullanmasın. Bizim ürettiğimiz doğal plastiklerden ürettiğimiz ambalajları kullansın ve biz burada da en büyük özelliğimiz de aslında yenilebilir. Yani biz şu an şey üzerine çalışıyoruz. İnsanların aslında yiyebileceği de bir plastik üzerine çalışıyoruz. Tabii ki önemli. İnsanlar birazcık hani bundan irkilebilir veya korkabilir ama amaç bizim orada aslında yiyemeyebilir ama oradaki o güveni görmesi lazım. Güveni sağlamaya çalışıyorsunuz aslında. İnsanın yediği zaman da zarar görmeyeceğinden kastınız aslında gerçek anlamda zararsız olduğunu göstermek amacıyla. Evet.
Türkiye'nin bu bağlamda sıfır atık projesi var tabii ki, evet. Yıllardır süre geliyor ve devlet kapsamında da hükümet kapsamında da çok desteklenen bir süreç içerisinde ve Emine Erdoğan da bu konuda çok çok hassasiyet gösteriyor. Biliyorum, evet. Ki sizin projenizi de destekliyor, yakın zamanda görüştüğünüzü biliyorum. Sizin, evet. Projenize duyduğu zaman nasıl bir tepki verdi, projenizi nasıl destekliyor, bu sizi heyecanlandırdı mı? Evet. Genç bir bilim insanı, evet. Olaraktan tabii ki böyle bir projenin de parçası olmak çok değerli. Evet, biz geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da düzenlenen sıfır atık zirvesi ödül törenine katıldık. Ve bizim çalışmamızı duyunca çok şaşırdı. Ben nasıl bu projeyi duymadım aslında dedi. Daha çok öyle bir düşünceye kapıldı ama bizim o günden itibaren direktmen bize ulaştılar. Çalışmamızın desteklenmesi noktasında bugün de yetkili makamlarca aslında toplantılar gerçekleştirdik. Bizim bu çalışmamızı bu bağlamda Türkiye'de aslında sürdürülebilirlik, çevre ve ekosistem kapsamında yürürlüğe girmesi için, yani bu plastiğimizin kullanılması sebebiyetinde destek sözü verdi bize. Biz de Konya İnopark bünyesinde şu anda bir kuluçka dönemindeyiz ve ayrıca da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ile de birlikte ARGE desteği alıyoruz ve orada ARGE çalışmalarımızı götürüyoruz. Çalışmalarımızı da ilerletiyoruz ve yakın zamanda da aslında biz üretime geçmeyi planlıyoruz. Şu anda özel hava yolları, yani kurumsal hava yolu şirketleriyle görüşüyoruz. Biliyorsunuz uçuşlarda da aslında çok fazla plastik, atık ortaya, evet, çıkıyor. Çok çıkıyor. Biz geçen haftalarda bir toplantı gerçekleştirdik özel markalarla aslında. Ve insanların aslında uçuşlarda da bu bizim petrol türevli değil de bir uyumlu yaptığımız plastikleri kullanırken de aslında hem de çevreye daha az zarar verilmesi, bunun da önüne geçtiğimizi belirtmek isterim. Çok güzel aslında, hem hükümet nezdinde böyle bir destekle karşılaşmanız, evet. Hem de üniversiteler açısından böyle bir destekle karşılaşmanız genç bir bilim insanı olaraktan sizi daha umutlandırıyor ve heveslendiriyor, evet, evet, diye tahmin ediyorum. Evet. Bu noktada yani programın geleneksel bir sorusuyla aslında son sözünüzü almak istiyorum. Gelecekten çok umutlu olduğunuzu fark ediyorum, evet. Ki daha da umut yaratmak, evet. Adına, umudun kendisi olmak adına böyle bir proje geliştiriyorsunuz. Geleceği nasıl görüyorsunuz, nasıl hayal ediyorsunuz, umutlu musunuz? Yani şu an 2030 yılında biliyorsunuzdur iklim noktasında, evet. Ve sürdürülebilirlik noktasında umutluyum bence. Bizim gibi farklı startupların aslında Türkiye'deki iklimi değiştireceğini düşünüyorum. Ve küresel iklim değişikliğini aslında biliyorsunuz, şu anda suların yağmaması aslında ve birçok plastik kirliliğinin sebebiyeti aslında. Evet. Ve biz de aslında biyo uyumlu ve mesela doğal gaz salınımını biliyorsunuzdur. Bu petrol türevli gaz salınımından ayrı, mesela bizim yaptığımız bu plastiklerde aslında biyogaz emisyonunda fayda sağlayacak, yani biyo uyumlu olduğu için. Ve ben sürdürülebilirlik, çok kapsamlı, evet, bir yaklaşım. Evet, ve sürdürülebilirlik gelecek için aslında ben daha çok umutluyum bu noktada. Bence bizim gibi gençler değiştireceğine eminim. Bu çok umut vadedici bir şey. Umarım sizin gibi gençler daha fazla umudu yayar ve daha fazla ışık olur hepimiz, evet, için. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Çok tebrik ediyorum sizi. Gurur duyuyoruz yaptığınız çalışmalarla. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. İklim ve Gelecek programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.